Değerli katılımcılarımıza birer birer bahsedeyim. 18. Ocak kapat bir daha. Buradan da değil mi? Evet, Beyoğlu Kızılay'dan sağ olsun Zafer Tahmaz burada. Beyoğlu Belediye Başkan Yardımcımız burada. Sağ olsun belediye başkanımız yurt dışındaydı. Mehmet Erdoğan burada, başkan yardımcımız. Şunu hakikaten ben unutmuşum. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum tek tek hepsine ayrı ayrı. Esenler Otogar Müdürü Fahrettin Beşli Başkanımıza, müdürümüze. Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı İnan Güney Başkanımıza. Devam ediyorum. Ali Esker Ekici, CHP İlçe Başkan Başkanımız burada, sağ olsun. MHP'den Bayram Gölcük Başkanımız burada, bütün ekibiyle geldiler. Her birisine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. AK Parti Yaşlılar Komisyonu'na bizzat teşekkür ediyorum. Bir minibüs dolusu bütün yaşlılarımız otobüslerle geldiler, sağ olsunlar. Ben özellikle o yaşta, bu sıcakta ayaklarına sağlık diyorum, ayrı ayrı. Çiçekler ve çelenkler için Boğaziçi Yönetim AŞ'ye saygılarımı ve selamlarımı söylüyorum, Ethem Pişkin'e. Beşiktaş, Beltaş'tan İnan Güney Başkanımıza çok teşekkür ederim. Kadın Haklarını Koruma Derneği'ne çiçekler için, çelenkler için ayrıca çok teşekkür ederim. RİDEV Dernekler, Vakıflar, RİDEVA'ya çok teşekkür ederim. Ayrı ayrı bunu vereyim. Ayrıca Yeşilay'a burada oldukları için, Kadın Haklarını Koruma Derneği'ne, Cumhuriyet Kadınları Derneği'ne, Tarihi Mirası Koruma Vakfı'na, Giresun Dernekler Federasyonu'na, Erzurum Vakfı'na, Sivas Dernekler Federasyonu'na, RİDEV Dernekler Federasyonu'na, Elazığ Kültür ve Kültür Vakfı'na, Timaş Yayın Evi'ne, Erdem Yayın Evi'ne, tiyatrocu Sevtaf Hanım'a sağ olsun Kara Fatma'yı canlandırdığı oyunuyla, Cumhuriyet Gazetesi'nden Emel Hanım'a tekraren, canımız arkadaşımız CNN'den Ali Yiğit abimize, Sabah Gazetesi'nden Mustafa Kaya'ya, Doğan Haber Ajansı'na, İhlas Haber Ajansı'na, Anadolu Haber Ajansı'na, unuttuğum varsa ne olur affola, her birinize ayrı ayrı kalben çok teşekkür ederim. Ayrıca aramızda olmasalar da mesajlarıyla programımıza iştirak eden Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanımızın bir mesajı var, onu iletmek isterim. Aziz milletimizin istiklali ve istikbali için, metin çok uzun, belli bir kısmını okuyacağım değerli arkadaşlar. Aziz milletimizin istiklali ve istikbali için, milli mücadele döneminde kadını, erkeği, genci, yaşlısı ile seferberlik içinde canını ve ruhunu ortaya koymuştur. Şanlı tarihimizin cesur ve kahraman kadınları bu gurur tablosuna isimlerini altın harflerle yazdırmıştır. Söz konusu vatan olunca erkeklerle omuz omuza, yurdun dört yanında düşmana karşı yiğitçe cansiperane çarpışan Türk kadınları mücadelenin her safhasında en önde yer almıştır. Mermi taşımak, silah kuşanıp savaşmak, yaralar sarmak, aş pişirmek, cephede bulunmak. Kadınlarımızla ne kadar gurur duysak azdır. Düşmana karşı yürütülen mücadelelerde destanlar yazan Nene Hatun'u, Şerife Bacı'yı, Gör Desli Makbule Efe'yi, Halide Onbaşı'yı, Halime Çavuş'u, Nezahat Onbaşı'yı, Tayyar Rahmiye'yi, Kara Fatma lakabıyla bilinen Üsteğmen Fatma Seher Erden'i ve daha nicelerini elbette unutmadık ve asla unutmayacağız. Onlar vatan ve bayrak uğruna hak ve hakikat inancıyla mücadele edenlerin galip geldiğini dünyaya gösterdiler. Sayın Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde ecdadımızın emaneti vatanımıza sahip çıkmak, ülkemizi daha da kalkındırmak, milletimizi hak ettiği refah seviyesine çıkarmak, birlik ve beraberliğimizi korumak için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm milli mücadele kahramanlarımızı rahmet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Bu anlamlı programa davetiniz için teşekkür ediyor. Tüm katılımcıları en kalbi duygularımla, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanı Profesör Doktor Fahrettin Altun.